Sevgili seyircilerimiz hastalıkları program başında sıraladım. Hı hı. Romatizmanız varsa, kalp hastalığınız varsa, şeker hastalığınız varsa, tansiyon hastalığınız varsa ki bu saydığım hastalıklar aslında hı hı. toplumda en çok görülen hastalıklar. Ve artık Doğru. sevgili hocam yani şeker hastalığı, hı hı. E, bildiğimiz tansiyon hı. bunlar hep genç yaşlarda da görülmeye başladı. Evet maalesef. Eskiden ileri yaşta kalanmışım. yani. Yaşlı demek istemiyorum ben. Hı hı. İleri yaşta gördüğümüz hastalıklarda. Erişkin hastalığı derdik bunlara. Ama artık erişkin hastalığı değil maalesef. Biraz zeytinden bahsedelim. Ondan sonra bu kronik hastalıklara geçelim. Niye bu kronik hastalıklar çok görülüyor? Eskiden erişkin tip diyabet dediğimiz tip 2 diyabet niye 8 yaşa indi? Ya da işte insanlar niye camide namazlarını bile sandalyede oturarak kılıyorlar? İnsanlar ibadetlerini bile yapamayacak vaziyetteler. Bunlara değineceğiz. Ama zeytin çok önemli. Evet. Şimdi zeytin çok önemli. Tam da zeytin hasadı zamanındayız. Biz her sene Burhaniye'deki zeytinliğimizde Ekim ayında zeytin hasadı yaparız. Erken hasat. Erken hasattan kasıt zeytin ağaçta kararmadan önce yeşilken yapmaktır. Ve halk arasında da beklenen bir eylül yağmurları vardır. Zeytin köylüsü. Eylül yağmurlarını bekler. Yağmur yağacak, zeytin meyvesi büyüyecek. Çünkü zeytin, zeytin ağacının meyvesidir. Ve büyümesi için de suya ihtiyacı var. Zeytin yağmurla alır suyu, onun için kökü zayıf bir ağaçtır. Yapraklarından alır, kıymetlidir yaprakları. Ve zeytin ağacı deyip geçmeyin, Türkiye tam 189 milyon zeytin ağacıyla dünyada en fazla zeytin ağacı bulunduran ikinci ülke. Bakın ne kadar çok zeytin ağacımız var ve ne kadar çok insan geçimini zeytinden, zeytin yağından temin ediyor. Fakat maalesef son yıllarda kuraklık nedeniyle bu yağmurlar yağmaz oldu. Her geçen sene artan bir kuraklık yaşıyoruz ve geçen hafta biz büyük bir coşkuyla yine zeytin asadına gittik ama maalesef büyük bir üzüntüyle döndük çünkü öyle bir kuraklık var ki ağaçlarda o kadar az zeytin var ki bir, ben niye zeytinlik aldığımı söylüyorum her zaman ben ağaçları korumak için zeytinlik aldım. Benim ağaçlarım yaşlı ağaçlar yüzlerce yıl yaşında. Benim amacım onları korumak. Ben onların sahibi olamam. 300 yaşındaki ağacın sahibi olamazsınız. Ben hayatım boyunca onları korumakla mükellef bir bekçiyim sadece. Ben keyfe üretim yapıyorum. Kendi ailem için, kendi dostlarım için hediye etmek için üretim yapıyorum. İyi de oradaki zeytin köylüsü ne yapacak? Bu sene zeytin yok. İşkinin yeğenmiyesini çıkaracak bile zeytinyağı elde edilmiyor. Peki ne olacak bu işin sonu kuraklığın sonu? Mutlaka ciddi bir tedbir almak zorundayız. Her tarafında nehirler akan Anadolu'nun ...kuraklık çekmesi olmaz, kabul edilemez. Mutlaka bir sulama politikası ile... ...yani olay sadece İstanbul'un barajları boşaldı mevzusu değil. Olay bambaşka. Tarımda, hayvancılıkta ciddi sıkıntılar var. Ciddi bir kuraklık başlamış durumda. Bakın başlamış durumda, başlayacak demiyorum. Ve köylümüz maalesef çok sıkıntı çekiyor. Bunun da en canlı örneği zeytin, zeytinyağı. Çok şükür zeytinyağının e, büyük ambalajlarla e, satılması yurt dışına yasaklandı. Yani zeytinyağı ihracatı yasaklandı. Çünkü biz kendi memleketimize yetecek zeytin yani mu muhtemelen bu sene çıkaramayacağız zeytinliklerimizden gibi görünüyor ve maalesef arkasından da gıda pahalılığı gelecek tabii ki. Bu ne acı haberler. Yani bu haberler ne acı haberler. Öyle maalesef. Ee, çünkü zeytin deyip geçmeyin. Kahvaltıda yediğiniz 3-4 zeytin. Ee, Çok önemli ekmeğinizi ba ekmeğinizi banmıyorsunuz ama günlük artık bundan Onu öyle <laughs> ekmeği yaparız tahin ekmeği yaparız. <laughs> ekmeği bandığınız <laughs> e, salatanıza böyle keyifle koyduğunuz evet, o zeytinin o zeytinyağının nasıl bir şifa olduğunu biliyor musunuz? Bazen bilerek onu tüketmek lazım. Tabii tabii. tabii. Mesela e, zeytini tüketerek elde edebileceğimiz faydalar neler? Şöyle tek tek bir şimdi, siz de yerken bunların idrakiyle yiyin. Şimdi zeytin ve zeytinyağını bir arada düşünmek gerekir. Hatta zeytin ağacını da bir arada düşünmek gerekir. Ben size baştan anlatayım. Zeytin ağacına halk arasında ölmez ağaç derler. Bunun bir sebebi vardır. Çünkü zeytin ağacı gerçekten yüzlerce yıl yaşar. Hatta bizim ülkemizde bin yaşının üzerinde zeytin ağaçları var. Yani bu şu demek. Bin yıldır hayatını devam ettiriyor. Bin yıldır bize gıda olarak zeytin veriyor. Zeytinyağı veriyor. Yapraklarıyla şifa alıyor. Yetmiyor. Buduyoruz bu ağacın dallarını. Bir de ısınıyoruz o dalları yakıp sobada, şöminede. Zeytin ağacı baştan sona şifadır. Zeytin yaprağı bu şifaların en başında gelendir. Zeytin yaprağı şeker düşürücüdür, antimikrobiyaldir, adeta bir doğal antibiyotiktir. Üstelik sadece bakterileri karşı değil, virüslere karşı, mantarlara karşı da etkilidir. Biliyorsunuz pandemi döneminde bizim halkımız, zeytin köylümüz bundan çok faydalandı. Zeytin yaprağı çayı içerek pandemiden, salgın hastalıktan korundular. Ve zeytin yaprağını i̇bn Sina, Galen, Hipokrat yani kadim hekimlerin hepsi tedavide kullanmıştır. Enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde. Galen biliyorsunuz bizim topraklarımızda yaşadı Bergama'da. Bergama Asklepion'unda hasta tedavi etti ve Galen'in Bergama'da hasta tedavi ederken kullandığı zeytin yaprağını veren ağaçların bazıları muhtemelen hala Bergama ve yöresinde yaşıyor. Kozak Yaylası'nda yaşıyor, Gömeç'te yaşıyor, Burhaniye'de yaşıyor. O ağaçlar hala canlı. Bu ağaç sizden hiçbir şey istemiyor. Zeytin ağacı sizden ne su istiyor? Ne başka bir şey istiyor? Hele bir de siz ona iyi davranıp da hayvan gübresi veriyorsanız senede bir, senede bir de toprağa sürüyorsanız, bir de budama yapıyorsanız iki üç senede bir, size coşarak meyve veriyor. Verdiği meyvenin adı zeytin. Zeytini sıkarsanız zeytinyağı oluyor. Zeytinyağı aslında sadece sıkmayla elde edilen bir yağ. Diyoruz ya erken asat yani zeytin meyvesi dalında kararmadan önce Eylül, Ekim, Kasım'ın e, ilk haftalarında yapılan, erken asat, saf sızma, sadece sızma ezerek elde edilen ve soğuk sıkım. Ne demek so soğuk sıkım? Zeytin meyvesinin gövde ısısı vardır. Benim vücut ısım gibi onun da vücut ısısı vardır. Benim vücut ısım 36-36,5 derecedir. Zeytin meyvesinde 22 ila 27 derece arasında değişir. 25 dereceyi geçmeyen ısıda makinede sıkıldığı zaman da soğuk sıkım olur o yağ. İşte dünyanın en kıymetli yağı budur. Erken asat, soğuk sıkım, saf sızma zeytinyağı. Zeytinyağı deyince bunu anlayacaksınız. Zeytinyağı anne sütüne en yakın gıdadır. Zeytinyağı içerdiği vitamin, mineral ve polifenoller açısından insan sağlığı için faydadır. Çocuğun beyninin gelişimine yardımcı olur. Kalp damar sağlığına yardımcı olur. Benim her türlü bağışıklık sistemi fonksiyonlarımı destekler. Zeytinyağı olmadan sağlık olmaz. Zeytin meyvesi de öyle. Sabahları kahvaltıda zeytin yemek Türk mutfağının Özelliğidir. Çok kalorili bir şey midir zeytin? Hiç kalorisine bakmayın. Ona kalırsa zeytinyağı da kaloridir. 1 gramı 9 kaloridir ama glisemik indeksi sıfırdır. Bir günde mesela bir kahvaltıda kaç tane zeytin yersiniz? Canınız kaç tane istiyorsa. İmkanınız varsa hele ki bu pahalılıkta istediğiniz kadar yiyin. Hiç önemli değil. Tabii ki zeytini nasıl yiyeceğiniz önemli. Bu mevsimde hangi zeytin yenir? Bu mevsimde ağaçtan yeni toplanmış yeşil kırma zeytin yenir. Yeşil kırma zeytin dayanıksızdır. Birkaç ay ancak dayanır. O arada da siz siyah zeytininizi kurarsınız. Geleneksel usulde sallama usulü dedikleri ee, çevirme de diyorlar ona. Siyah zeytin de zaten 3-4 ayda olgunlaşır. Ondan sonra da siyah zeytininizi yersiniz. Fakat burada önemli olan şu Zeytin bir öğün olarak sadece Türk mutfağında var. Bu çok önemli. Şimdi diğer zeytin memleketlerine bakalım. İspanya, İtalya. Yunanistan'da biraz zeytin geliyor ama onlar da bizim gibi değiller. Bunlar kahvaltılarında zeytin yemiyorlar. Kahvaltıda zeytin kültürü yok. Yani çiğ zeytin yeme kültürü yok. Yemeklerde kullanıyorlar zeytini. Evet. Bol zeytinyağı kullanıyorlar ama kahvaltıya gittiğiniz zaman kahvaltıda gidenler bilirler önünüzde bir zeytin gelmiyor. Bizde öyle mi? Bizde kahvaltı demek çeşit çeşit zeytin demek. Tabii. Zaten zeytinden anladığımız olduğu için dolusu. Türk mutfağının bir güzelliği de bu. Zeytinin kendisi zeytin yanında bulunan her şeyi içerir. Polifenolik maddeleri de içerir. Dolayısıyla zeytini bol tüketmek çok önemlidir. Hocam bir yerde okumuştum. 7 zeytin bir yumurtaya eşitmiş doğru mu? Orada tabii neyin kastedildiği önemli. Yumurtayla aslında zeytini kıyaslamamak gerek. İkisi farklı gıdalar. Yumurta bir hayvansal proteindir. Ve yumurta hayvan merada dışarıda otladığı için biz gezen tavuk yumurtasından bahsediyoruz faydalı yumurta derken. Hı hı. İçinde omega 3 de barındırır, D vitamini de barındırır ve bize faydalı amino, amino asit dediğimiz protein parçalarının hepsini tam olarak barındırır. Zeytin daha çok bitkisel yağlar yani tekli ve çoklu doymamış yağ asitlerinden zengindir, polifenollerden zengindir. İçerik olarak ikisi birbirinden farklıdır. Ama örnek veriyorum protein açısından karşılaştıracaksak bu başka bir karşılaştırmadır. Kalori açısından bakacaksak başkadır. Yani burada... İlla ki yumurtanın yerine zeytin koyacağım diye düşünmemek evet. gerekir. Dengeli beslenmek gerekir. Çok... Onun yerine bir yumurta yiyin, yanında da yedi tane zeytin yiyin. Gayet güzel bir kahvaltı yapmış Çok olursunuz. Çok enteresan bir e, gerçekten. Meyve mi diyelim? Ne diyelim? Meyve. Meyve evet. değil mi? Zeytin evet. meyve. Meyve. E, kendisi ayrı bir şifa, ruha Tabii. şifa derler Tabii. ya bir zeytin dalı uzat. Hı -hı. E, yedik, yediğin zaman bedene şifa. Yaprağı ayrı bir şifa. Kendisi ayrı bir şifa. Bu diyorsunuz odunlu yakıyorsunuz, ısıtıyor size ayrı bir şifa. Ayrı daha bir ne şifa, yapsın bir daha ağaç daha ve bir yıl ağaç devam ediyor. bir düşünebiliyor musunuz? Hem kardeşlik, dostluk içeriyor. Tabii, tabii, tabii. Hem e, şifa. <laughs> ve kutsal aynı zamanda biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de incir ve zeytinden bahsedilir. Evet. Bununla ilgili de çok güzel bir fıkra dinledim geçenlerde anlatayım mı? Günümüz çok, güzelleşsin. Çok mutlu oluruz buyurun. Karadenizli vatandaş hayatında ilk defa Ege'ye gitmiş. Oradaki dostları gezdirmeye başlamış gezdirirken demişler ki bak bu incir ağacı. E Karadeniz'de incir yok. İlk defa incir görmüş. Dalından koparmış bir tane tadına bakmış. Oh ne güzel demiş. Yüce ya Rabbim. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Tadı da güzelmiş. Ne kadar güzel. Gezerken zeytin ağacını göstermişler. Yine Karadeniz'de zeytin ağacı yok. İlk defa zeytin ağacı görüyor. Hevesle gitmiş bir tane zeytin koparmış. Ağzını atmış. Tabi zehir gibi acı. Hey yüce Allah'ım demiş. Tadına da mı bakmadın? <gülüyor> <gülüyor> Zeytinin güzelliği budur. Dalından kopardığınızda gerçekten acıdır. <laughs> Ve o sizin tadın ağzınıza acı gelen maddeler aslında o zeytinyağının tadını veren maddelerdir. Yani siz acıyken acı zeytini sıktığınızda şahane aromalı, bol polifenol içeren, kalp sağlığı için bir ilaç niyetinde ilaç hüviyetinde olan zeytinyağı elde edersiniz. Bakın güzelliği. Şimdi o zeytini tatlandırdığınız zaman, tatlanmak için ne yaparsınız? Sadece suyunu değiştirirsiniz her gün. Evet. 4-5 günde tatlanır. Tatlandırdığınız zaman da muazzam lezzetli bir gıdaya dönüşür. Ve siz üzerine bol zeytinyağı dökerek zeytininizi yersiniz bu mucizevi bir şey. Yani bunu iyi görmek, iyi anlamak, tanımak gerekir. Her şeyin bir yeme usulü var. Tabii ki dalından koparıp acı haliyle ağzınıza atmayacaksınız ama zeytin kadar kıymetli gıda yok Zaten sonra. dalından koparıp bulduğumuz bir zeytinimiz de yok, zeytinliğimiz tabii, de yok. Tabii. Yani biz pazara çarşıya gidiyoruz, orada ne varsa ama oradakiler de öğreniyoruz ki sonradan gözümüz açıldı artık boyalı. Şimdi kimyasal kullanılıyor. Evet. Bunun bir sebebi var. Az önce söyledim zaten. Siyah zeytin elde etmek için uzun süre ferment etmeniz gerekir. Halk arasında çeşitli usuller vardır. En yaygın olanı çevirme dediğimiz usuldür. Yani tenekeye basar köylü, bir miktar tuz, bir miktar sirke, doğal sirke, ev sirkesi ve bir miktar yağ koyar, zeytinyağı koyar içine. Kapağını kapatır, her gün bir tur çevirir o tenekeyi. Bu zeytinin olması fermentasyon süreciyle alakalıdır. Aylarca sürer. Şimdi ne dedik az önce? Önce yeşil kırma zeytin yemeye başlarsınız. Bu mevsimde köylü kırma zeytinini yapar, basar kavanozlara, veya onlara maalesef pet şişelere basıyorlar. Yapmamak gerekir. Cam kavanoza basmak gerekir. Ve ondan sonra birkaç ay boyunca bu dayanır bu acı zeytin. Yiyeceği zaman tatlandırır o kırma zeytini yer. O arada bu siyah zeytin yavaş yavaş yuvarlanarak olur. Bir süresi vardır. Birkaç ay sürer. Ve ondan sonra da siyah zeytini yer. Peki ticaret yaparken bu durum nasıldır? E, firma zeytin satacak. Nasıl satacak? Ben şu anda görüyorum. İşte yeni mahsul siyah zeytin çıktı. Ne zaman çıktı? Daha dalından yeşili toplanıyor. Ne zaman karardı bu? Sen i̇şte şifa diye yiyorsun aslında en büyük zehri yiyorsun. Aynen öyle gelelim öte tarafına. Firma bu zeytinleri topladığı zaman hızlı bir şekilde tatlandırmak için bir takım kimyasallar kullanır ve hızlı bir şekilde piyasaya sürer. Çünkü para kazanmak istiyor bir an önce. Şimdi ben bunu nasıl anlayacağım? Çok basit bir yöntemim var. Siyah zeytin hileli mi değil mi? Kimyasal madde kullanılmış mı kullanılmamış mı? Son derece kolay anlayabilirsiniz. Bir tane zeytin yiyin çekirdeğini çıkarın bakın eğer simsiyah çıkıyorsa, benim şu ceket gibi simsiyah çıkıyorsa bilin ki o zeytinde kimyasal madde kullanılmış, doğal yöntemlerle olgunlaşmamış. Eğer yediğiniz zeytinlerin çekirdekleri alacalı bulacalıysa, mora çalan, eflatuna çalan renkler varsa hatta bazıları yeşile doğru dönüyorsa bilin ki o doğal yöntemlerle yapılmış rengarenk çekirdekler görürsünüz. İçinde boya yok yani. Boya yok. 10 tane zeytin yedim. Onu da simsiyah zifir bir karanlık çıktı çekirdekleri bilin ki o zeytin. Maalesef kimyasalla Demek yapılmış için. Demek ki tatmak gerekir yani zeytin almaya Tabii. gittiğimizde mutlaka önce Eski bir tatacağız. Eskiden tatmaz mıydık? Evet. Doğru. Yani şimdi tadıyoruz zeytin, ama. Zeytin peynir alırken tadına bakmadan almazdık. Sadece alıyoruz ama şimdi tadına bak bakmamızın nedeni şu. Tuzlu mu değil mi? Gibi. İşte etli evet. mi, tadı nasıl? Hı hı. Çekirdeğine mutlaka bakan vardır. Hı hı. Bilinçli e, seyircilerimiz bakıyorlardır ama bundan sonra çekirdeğine bakacağız. Alacalı, morlu. Aynen öyle. öyle. Bakın biz renkse, zeytin coğrafyasına zeytin. bakın. Zeytin coğrafyası hemen kuzeye giden başlıyor. İstanbul'un hemen altından başlıyor. Sahil boyunca iniyor, Akdeniz'e dönüyor. Hatay oradan Antep'e devam ediyor. Suriye'ye kadar gidiyor. Evet. Ve bu coğrafyada milyonlarca insan zeytinden karnını doyuruyor. Ekmeğini kazanıyor. Onun için zeytin köylüsünün Allah yardımcısı olsun. Zeytin köylüsü ağaçlarına sahip çıksın. Para, kazanan, para kazansınlar ki bunu yapabilsinler. Evlerine geçindirebilsinler ki ağaçlarına sahip çıkabilsinler. Ve biz de millet olarak bu coğrafyanın kıymetini bilelim. Bakın Atatürk'ün bize hediye ettiği bu devlet bu coğrafyada ne kadar zengin bir nimetlere sahip. Zeytinden başlayın incire kadar. İncirden kestaneye, kestaneden ceviz'e her şey bizim topraklarımızda mevcut. Hatta dünyada üzerine kar yağan tek çay bitkisi bizim topraklarımızda mevcut. Evet. Bizden başka üzerine kar yağan çay bitkisi yok. Bu topraklar bizim için nimet, Anadolu bizim için nimet. Gözümüz gibi bakmalıyız devletimize. Evet sevgili e, Semra Hanım günaydın Nur Hanım. hem sizi izliyorum hem zeytin kırıyorum hem tarhana çorbasının tamam, yanında maşallah. ne kadar çok severek yediğimi söylemek evet. istiyorum demiş. Bergama'ya selamlar <laughs> Geleneksel olsun. Geleneksel usul Ege'de bu vardır tarhana çorbası yanında yeşil kırma zeytin. Rahmetli Taze babam mahsul. çok severdi. Tabii Allah rahmet, Allah rahmet eylesin. Sabah kahvaltıda tarhana evet. çorbasının yanına yeşil kırma zeytin koyup da onunla kahvaltı yapmak kadar büyük bir nimet var mıdır? Şifa. Gerçekten yediklerimiz bizi hasta ediyor ya da yediklerimiz bizi iyileştiriyor. Şimdi zeytinin, yediğiniz o zeytinin şifasından bahsettik. Yaprağı ayrı şifa, kendisi ayrı şifa, ağacı ayrı şifa. Dolayısıyla gerçekten bir zeytini bile hani bazen tabakta kalıyor ya israf etmeden tabağımızı almamız Aynen gerekiyor. Abi. O kadar önemli ki.